Bakara 275. ayette faiz ile borç veren kişilerin alım-satım tıpkı faizli işlem gibidir dedikleri belirtilmiştir. Haram olan faizi helal olan alım-satıma benzetmek kişiyi kafir yapar mı? Şimdi tabi burada şu var. Oradaki اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اِنْ la لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُونَ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ diyor Bakara 275. Hmm. ayette. Yani şeytanın çarpıp, yani şeytanın etkileyip de zihnini sarstığı kimse gibi konuşuyorlar. Alım-satım tıpkı faizli işlem gibidir. Bunu helal görmek için söylüyorlarsa ki öyle söylüyorlar, işte alışveriş helal bu da haram. Buna Kuran-ı Kerim'de ıveş denir. Yani zihni karıştırmak. Hakikaten insanların zihinleri karıştırılabilir. Şöyle derler, ya niye sen bir aylık vade, işte peşin fiyatı 10 lira olan bir malı bir aylık vadeli 11 liraya alıyorsun o faiz olmuyor da ben şimdi 100 lira verip bir ay sonra 110 lira aldığım zaman mı faiz olacak? Aa, hakikaten insanların zihinleri burada ciddi manada karışır. Güzel de sen 100 lira verdiğin zaman bir ay sonra o 100 lirayı bir de 10 lira alıyorsun. Ama bu adam bu adama sen ee, diyelim bir mal satıyorsun, şöyle bir, bir mal satıyorsun, karşılığında 110 lira istiyorsun. Bir ay sonra bunun fiyatı belki 200 liraya da çıkabilir, 50 liraya da düşebilir, şey değil. Ama burada alım-satım iki farklı malı değiştirmektir. Ama faiz borçtan gelir elde etmektir. Adamı borçlandırıyorsun, borçtan gelir elde ediyorsun. Onun için borçtan gelir elde etmek. Mesela adam, şunu bir üreticiden alabilirsiniz, adam yenisini üretebilir. Ama parayı üretmek mümkün değil. Yani öyle, faiz öyle bir sistemdir ki insanı perişan eder. O bo borçluyu da perişan eder, onun ıı, ilişkide bulunduğu kişilerde, ilgili ekonomiyi de perişan eder. Tabi bunu alım satımı ıı, faiz gibi gö gösterip de faizi caiz göstermeye çalışanlar ıı, bunu bile bile saptıranlar kesinlikle kafir olurlar.